Fik vereceğiz inşallah, anlatacağız. Tabii sözlerime başlamadan önce, çok kıymetli bir haftanın içindeyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce kainatın nuru üzerine kurulduğu liderimiz, komutanımız, hayatımıza örnek almamız gereken yüce insan Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğum haftasındayız. Kutlu doğum haftamız da bu vesileyle mübarek olsun inşallah. Evet, 20 Nisan Türkiye Vefa Derneği'nin birinci yılını kutladığı gündür. Bugün resmi olarak birinci yılımızı doldurduk ve 20 Nisan'da Sakarya Vefa Der İl Şubemizin açılışı bizlere nasip oldu. Türkiye Vefa Hareketi 2016 20 Nisan tarihinde Elazığ Genel Merkezi olarak kuruldu. Ve şu anda Türkiye'de 26 resmi şubesi olan, Makedonya'da, Balkanlar'da resmi şubesi olan, imanlı, inançlı, ayağı yere sağlam basan, Üstad Necip Fazıl'ın buyurduğu gibi, ak bir sütün içinde ak bir kılı seçebilecek nitelikte, cesur vatan evlatlarını yetiştirmek isteyen, dava misyonunu güden, menfaat ve çıkardan uzak, protokolün baş köşelerine asla talip olmayan, tabana endeksli hizmeti gaye edinen, A'dan Z'ye Anadolu'ya diyen, çatışmayan, çalışan, birleştiren, birlik, beraberlik ve kardeşlik olgularını en üst düzeye çıkaran ve günümüz hastalığı olan vefasızlığa karşı vefa misali kurulmuş, Mevlana figürlerini logosunda barındıran ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi lideri Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin idol bir kimlik olarak benimseyen ve genç kardeşlerimize gerek yaşantısını gerek siyasi hayatına başladığı ilk günden bugünlere kadar verdiği vefayı ve çabayı anlatan ve kardeşlerimize tişörtlerinizin önünde farklı kimlikte ve farklı inançta insanların resmini taşıyacağınıza dünya lideri olan, dik duran, eğilmeyen ve biz sadece Yüce Allah karşısında eğiliriz diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini taşımayı amaçlayan, tanıtmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye Vefa Hareketi duruşundan asla taviz vermeyen, asla yalaka olmayan, şakşakçı olmayan, hak ve hakikati savunan, çizgisinden, misyonundan ve ilkelerinden taviz vermeyen, devleti, vatanı, milleti ve bayrağı için şehit olmak isteyen ve bunun için dua eden, Çaycı Ali abisiyle, Çiftçi Mehmet efendisiyle, Edirne'den Şırnak'a kadar hizmet etmek isteyen ve bununla alakalı ciddi manada projeler üreten, çalışmalar üreten bir sivil toplum kuruluşudur. Genel merkezimiz çok güzel bir projeye inşallah önümüzdeki günlerde imza atacak. Spor Bakanlığımızın çağrısına cevap vererek spor ile engelleri aşalım diye bir proje hazırladık. İnşallah 16 Nisan zaferinden sonra referandum sürecini de zaferle teyin ettikten sonra inşallah bu süreçte projemiz onaylanacak. Bizler Ankara'dan inşallah takibini yapıyoruz. Spor ile Down sendromlu kardeşlerimizin psikomotor davranışlarını arttırıcı ve onlara sosyal yaşantısında yardımcı olacak, ayakkabı bağcığını daha rahat bağlamasını sağlayacak sağlıklı insanlar için sıradan olan hareketler bu kardeşlerimiz, özel kardeşlerimiz için çok önem arz eden hareketlerdir. Bunları geliştirecek nitelikte hazırladığı ciddi bir proje vardır. İnşallah bu projeyle çalışmasını devam ettirecektir. Yine AK Parti Genel Merkezimizin yılın farkındalık ödülü sivil toplum kuruluşlarına tayin ettiği bir proje yarışmasına katıldık
5000 projenin içinde ilk 50'ye girdik ve teşekkür ödülümüzü aldık genel merkez olarak. Bu projemizin ismi de Eğitimle Teröre Dur De projesi. Tabii bunları ben niye söylüyorum? Türkiye Vefa Hareketi dava misyonunu güderken bir taraftan da sosyal içerikli projeler üreterek milletimize faydalı olmak için devletimizin bürokrasinin bütün organlarından faydalanarak inşallah asla tabela STK'sı olmayacaktır. Tabii biz selamlamamızı yaparken Kütahya'dan gelen il başkanımız, vefadar il başkanımızı unuttuk. Hakkını helal etsin. Kendisi de hoş geldiler. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da buradalar. Onlar da hoş geldiler inşallah. Tabii Türkiye Vefa Hareketi demin bahsettiğim gibi sosyal içerikli çalışmalarıyla yoluna devam edecek ve asla ilkesinden ve duruşundan taviz vermeyecek. Bakın biz her platformda çıktığımız her alanda konuşmalarımızı yaparken bunu vurguluyoruz. Tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak olgusunda asla teslim olmayacak. Asla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanından vefasını göstererek, duruşunu göstererek bundan asla taviz vermeyecek bir sivil toplum kuruluşu, bir aziz millet hareketi olarak yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bulunurken sadece duasını alma niyetini ve gaye ediniyoruz. Devlet büyüklerimiz de işin vitrininde olmayan, dava kısmında olan çok kıymetli büyüklerimiz de bu hareketi başlatmadan önce istişarelerde bulunduk ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Türkiye kardeşliğinin filizini attık. Sayın Kaymakamımız da Elazığ'da görev yapmış. Kendisiyle o konuyla alakalı da muhabbet ettik. Elazığ'dan çıktık. Edirne de bizim dedik. Şırnak da bizim dedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir gül bahçesi dedik. Her renkten gülün olduğu ve her gülün ayrı güzel koktuğu çok kıymetli bir ülkemiz var dedik. Bizler bu gül bahçesine, nifak tohumu ekmek isteyen bütün bölücü güçlerin karşısındayız. İşte buradayız, Sakarya'dayız. Sakarya'dan Kütahya'ya gideceğiz. Kütahya'dan Adana'ya gideceğiz. Adana'dan Bursa'ya, Bursa'dan Şırnak'a, Şırnak'tan Hakkari'ye, Hakkari'den Tunceli'ye, Tunceli'den Elazığ'a, Şanlıurfa'ya, Van'a, Allah'ın izniyle ulaşabildiğimiz bütün yerlere gideceğiz ve bu saydığım şehirlerde vefader şubelerimiz var ve il başkanlıklarımız var. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Sakarya vefader il başkanlığımızda da Sakarya'ya vefalı, faydalı hizmetler nasip etsin. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.